Açıkçası iddianame nereden tutarsan tut, tutarsızlığın hakim olduğu bir iddianame. Söz konusu tüm delilleri dahi teker teker ortaya koyduğumuzda hiçbir delilin dahi temelinin olmadığı net bir şekilde görülüyor ki bunu mahkemede belgelerle ispatladık. Bu açıkça gazetecilere yönelik bir komploydu. Komplo hazırlanmıştı ve bu komploya kılıf vurulmaya çalışılıyordu. İlk önce gözaltına alıp emniyete götürüldüğümüzde sadece bir tanık vardı. Tanık Özgür Baran vardı. Tanık Özgür Baran'ın iddiası 2014 yılında pasaportla yurt dışına giriş çıkış yaptığımızı, dolayısıyla oradan Kandil'e gittiğimizi iddia ediyordu. Ve bunu gördüğünü değil sadece duyduğunu, duyumlar üzerinden bir şey ifade ediyordu. Ancak çalınan minare kılıfa uymadı. Nitekim emniyetteyken dahi pasaport şubeden istenen bilgilerden benim 2014 yılında KCK basın davası kapsamında yurt dışı yasağımın olduğu, dolayısıyla herhangi bir pasaportumun olmadığı, yurt dışı giriş çıkışının olmadığı ortaya çıkardı. Emniyetin kendisi bunu gördü. Bunu görür görmez koştur koştur o zaman Van cezemde bulunan Dilek Akyol'a koştular. Ki nitekim Dilek Akyol mahkemede bunu kendisi itiraf etti. O dönemde de emniyetteki yetkililer hızlı bir şekilde yanıma geldiler. Sadık'ın fotoğrafını önüme indirdiler. Bu şahıs üzerine ifade vereceksin. Ben de tanımadığımı söyledim. Sadece şahsın abisini tanıdığımı söyledim. Ki nitekim Dilek Akyol'un ifadesinde, iddianamede yer alan ifadesinde aynen şu yer. Şahsı tanımıyor. Tanık Özgür Baran'ın emniyet ifadesinde, Antalya Emniyetinde verdiği ifadeyi avukatım o zaman ben cezaevindeyken avukatım bana getirmişti. Özgür Baran 180 kişi üzerine ifade vermiş. 80 kişi arasında benim yeğenim de var. Yeğenim biliyorsunuz Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Tanık Özgür Baran'ın aynı şekilde ifadesiyle ve beraat etti. Beraat kesinleşti. Tanık Özgür Baran'ın açık yalan söylediği mahkeme kararlarında dahi ortadadır. O bile ne kadar yalan söylediğinin açık kanıtıdır. Tanıkla ilgili olabilirler. İddianamede sadece iki olgu var. Bir, tanıklar, iki tanığın yurt dışı giriş çıkışları. Onun dışında bir iddia. Şimdi iddianamede Dilek Akyol şahsı tanımıyorum demesine rağmen iddianamede yer aldı ve duyumlar üzerinde. İlk önce tanık Özgür Baran'a geldim. Özgür Baran o kadar ki çok tanımıyorum hani saçlarımın beyaz olduğunu ifade ediyor. Saçları beyaz. İşte 2014 yılında yurt dışına çıkmıştır, pasaportta yurt dışına çıkmış, çıktığını duydum diyor. Bir duyum üzerinden hareket ediyor. Yani ben bunu defalarca kez ifade ettim, mahkemedeki ifademde de ifade ettim. Saçlarımın beyaz olmadığını ve tanığın net bir şekilde yalan söylediğini kanıtlamak için bilirkişi raporuna gerek yok. İki çift göz bunu açıklamaya yeter. İki çift göz, gören iki göz bakarsa saçların beyaz olmadığı ve tanım açık bir şekilde yalan söylediği ortadadır. Nitekim bu iddialar üzerine bir iddianame kuruldu ve mahkemede ilk duruşmada, 27 Mart'taki ilk duruşmada Dilek Akyol'a teşekkür ettik. Mahkeme başkanı Dilek Akyol'a aynen şu soruyu sordu. Şahsı tanıyor musun diye. Dilek Akyol mahkemedeki, emniyetteki ifadesi neyse mahkemede de aynı şekildeki ifadesini tekrarladı. Şahsı tanımadığımı emniyetteki ifadede de söyledi. Mahkeme başkanı Halil'e şunu sordu. Tanımadığın bir şahs üzerine neden ifade veriyorsun? Dilek Akyol ise aynen şu cevabı verdi. Zaten tanımadığımı mahkemede de emniyette de ifade etmiştim. Dedi ve ondan sonra tahliye oldu. 9. duruşma karar duruşması oldu. 8 duruşma boyunca Tanık Özgür Baran'ın gelmesini bekledi. En son Tanık Özgür Baran'ın birkaç defa tebligatın bizzat kendisine ulaşmasına rağmen şahıs mahkemeye gelip yüzleşmedi. Savcı açık bir şekilde hem delil kararttı hem yalan söylüyor. Niye yalan söylüyor? Yalan, birinci yalan. Bir, benim için şunu ifade ediyor. Diyor ki sanık her ne kadar yurt dışına çıkış yapmadığını ifade etse de dosyada yurt dışı giriş çıkışların olduğu görülüyor diyor. Bunun yalan olduğunu ortaya çıkarmak için mahkeme başkanı şayet dosyaya bir bakabilseydi emniyet ifadesinde de
İlk mahkemede de benim böyle bir şey söylemediğim ifade tutanaklarında bellidir, nettir. Ben 2014 yılında çıkmadım ifade etmişim. Onun dışında çeşitli yurt dışına çıkış girişimin olduğunu, çeşitli seyahatlerimin olduğunu ifade etmişim. Ama buna rağmen böyle çelişkili bir ifade veriyor. Savcı ceza talebindeki ikinci gerekçesi ise, ikinci yalanı ise şu. Zaten bu iki gerekçe üzerinden ceza istiyor. Dilek Avcı'nın ifadesi üzerinden. Aynen şunu ifade ediyor. Tanı, emniyet ifadesinde sanığı tanıdığını söylese söylemiş ama mahkeme aşamasında, hani koşturma aşamasında sanığı tanımadığını ifade ederek sanığı suçtan kurtarmaya dönük davranışlar içinde girdiği ve bu nedenle tanığın ifadesine itibar edilmediği diyor. Yani çok basit. Dosyadaki yaprakları ayırın. Dilek Akur'un ilk ifadesini çıkarın. Mahkemedeki ifadesini çıkarın, yüzleştirin. Dilek Akur ben tanımıyorum diyor. Tanıdığını hiçbir zaman söylememiştir. Savcı bunu neye dayandırıyor? Dolayısıyla çaldıkları minareye diyoruz ya, çaldıkları minareye kılıf bulamıyorlar. Bir kılıf yok. Hangi kılıfa uyduracaklar? Bir komplodur yani. Yani düşünün ki mütalayı kurguluyorsun ama mütalayı çelişkiler ve yalanlar üzerinde kurguluyorsun. Hukukun H'si olsa sen bunlar üzerinden bir şey yapamazsın yani. Bunun açık yalan olduğu net bir şekilde ortadadır. Mahkeme huzurunda dinlenmeyen bir tanık var. Öte yandan savcının yalanları ortada. Pasaport şubeden istedikleri belgelerle kanıtladık. Pasaport şube aynen gönderdiği belgede 2014 yılında söz konusu kişinin yurt dışı yasağı olmasından kaynaklı yurt dışı giriş çıkışları yoktur diyor. Aynı yıllar ben İstanbul Üniversitesi'ndeydim, öğrenciydim. İstanbul Üniversitesi'nde de yazı talep edildi. İstanbul Üniversitesi'ne gelen yazıdan söz konusu yıllarda 2014 yılında bizim öğrencimizdir. %80 devam zorunlu ve %80 teorik zorunlu dersleri vardır. Söz konusu zaman diliminde bu dersleri başarıyla verip mezun olmuştur. Savcı bunların hiçbirini görmezden gelerek açık ve yalanlarla ceza talebinde bulundu. Mahkeme ise ben şuna inanıyorum. Mahkeme gerçekten açık dosyayı okusaydı bu çelişkileri çok net bir şekilde görürdü yani. O çoma onların anlayışına, onların zihniyete sokmaya devam edeceğiz. Benim üzerimde sadece Özgür Baran adlı şahsın ifadesi var. Tek bir tanık ifadesi var. Ancak bu tanık ifadesine baktığımızda beni tarif ederken sarışın olduğumu söylüyor. İstanbul'da yaşadığımı söylüyor. Deniz Kod ismini kullandığımı söylüyor. Bu bilgilerin hepsi aslında İstanbul'da yaşıyor olabilmem, sarı saçlı olmam ya da işte Deniz ismini kullanmam aslında gazetecilik mesleğim gereğince herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bilgilerdir aslında. Baktığımızda sadece bu şekilde tarif ediyor ve 2014 yılında yurt dışına girip giriş çıkış yaptığımı beyan ediyor ve bu kapsamda aslında bir ifade söz konusu. Yurt dışına çıkmadığımı söylemedim. Irak'a giriş çıkışımın olduğu söylenmişti. Ben ekstradan Yunanistan'a, Makedonya'ya, Sırbistan'a da seyahatlerimin olduğunu belirttim ki bunların hepsi pasaportla yaptığım seyahatlerdir. Resmi olarak yaptığım seyahatlerdir. Savcılık iddianameyi hazırlarken çıkartıldığımız sulh ceza hakimliğine biz 2014 yılında sarı saçlı olmadığımızı fotoğraflarla kanıtladık avukatımla beraber aslında. Savcının hazırlamış olduğu mütaleden aslında şunu görüyoruz. Savcılık yargılama süreci boyunca aslında bizim söylediklerimizi hiçbir şekilde dinlememiş, kulağını tıkamış ve kendi istediği şekilde bir mütalaa hazırlayıp bu şekilde ceza talep etmiş. Şeye geldiğimizde, mahkeme sonucuna geldiğimizde aslında hakimlik, mahkeme de savcılıklar çok çok farklı bir şey yapmamış. Savcılığın yaptığı kulak tıkamayı kendisi de bizim ifadelerimize kulak tıkayaraktan ceza verdi. Şuna inanıyorum, bu iddianamedir, dosyadır, davadır genel itibariyle hem benim açımdan hem de meslektaşım açısından
boş bir dava olduğunu düşünüyorum. Biraz da bizim aslında Kürt kimliğimizden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Eğer ki bugün Kürt olmamış olsaydık, hem ben hem meslektaşım, Kürt basınında çalışmıyor olsaydık, muhtemelen ne hakkımızda herhangi bir dava açılmış olacaktı, ne herhangi bir ceza verilmiş olacaktı. Ben mahkemedeki ifademde de belirttim. Eğer ki ben bir Kürt değil de Türk olsaydım ya da farklı bir ırka mensup olmuş olsaydım, benim Irak'a pasaportla giriş çıkışım aslında bir suç unsuru sayılmayacaktı. Seyahat özgürlüğü kapsamında ele alınacaktı. Ama Kürt olduğumuzdan kaynaklı ve ayrıyetten Kürt basında çalıştığımızdan kaynaklı aslında böyle bir ceza yönelimine gittiler. Kürt basında çalıştığımızda biz yaptığımız haberlerle aslında biraz da gerçekleri açığa çıkartıyoruz ve rahatsız ediyoruz. Bunu yaptığımızdan kaynaklı aslında biraz bu ceza bize verildi. Yoksa bu şekilde bir ceza verilmemiş olabilirdi. Başta da belirttim aslında yaptığımız haberlerle onları rahatsız ediyoruz. Çünkü Türkiye'de yaşanan hak ihlallerini, işte cezaevlerinden tutarım işçisine, emekçisine, ekolojisine kadar bu alanlarda yaptığımız haberler biraz onları rahatsız ediyor. Biz aslında bize verilen ceza sadece işte Sadiye şahsında ya da Sadık şahsında verilen bir ceza değil. Hak ihlaline uğrayan her bir bireye verilmiş olan bir ceza olarak değerlendiriyorum.